İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ben Hande Demirel. Ekonomik görünüm başlıyor her cuma olduğu gibi. Sevgili Nedim Türkmen ve İsmail Sevinç'le birlikteyiz. Yine cebe dokunan, omuzları düşüren önemli konuları masaya yatıracağız. İsmail Bey burada stüdyoda, hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Siz gitgide bir zayıflıyorsunuz İsmail Bey. Sıcaklardan mı oluyor bu? Keşke öyle olsa. Vallahi gerçekten öyle yani. Az kilo veriyorum ama çok vermem lazım. Yok yok, gayet yani iyi gidiyorsunuz. Zaten hızlı değil, yavaş yavaş vermek lazımmış. Sağ olun. Ama bence gayet iyi performans. Gayet. Keşke Nedim Bey de burada olsaydı da görseydi. Ama yok. Haftaya galiba. Haftaya inşallah oradayım efendim. Nasılsınız Nedim Beyciğim, iyi misiniz? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Çok iyiyiz, çok sağ olun. Bugün biraz serinledi İstanbul. Azıcık yağmur yağdı, rüzgar çıktı. Bir kendimize geldik. Ama tabii sıcaklar güzel devam edecek herhalde. Öyle görünüyor. Gündem de sıcak. Pek çok başlık var. Ve biz de o başlıklara bakacağız. Şimdi şöyle notlarımı açayım müsaadenizle. Bugün konuşacaklarımız arasında yine çok önemli başlıklar var. Bunlardan herhalde en çok kamuoyunda da tartışılanı bu belediyelerin vergi ve sigorta borçları meselesi. Şimdi birçok şey söylenebilir. Sizin söyleyeceklerinizi özellikle merak ediyorum. Buyurun, sözü size bırakayım. Nedir bu mevzu? Nasıl çözülecek? Evet, aslında Türkiye'de konular gündeme geliyor, sonra ışık hızıyla çıkıyor. Aslında belediyelerle ilgili konu şu anda Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan vergi yasa teklifine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu taslak metinde vardı. Hı hı. O taslak metinde şöyle diyordu. Yani Türkiye'de hem borçlara da açıklamış olalım, biraz da bilgilendirici olsun isterim. Tabii. Ya 30 Nisan 2024 tarihi itibariyle Türkiye'de 3436 tane belediye var. Bunların toplam borcu 55 milyar 591 milyon lira. Borcu bu kadar. Ve bakıldığında bunun 37 milyar 666 milyarının vadesi geçmiş. 17 milyar 925'i de yapılandırılmış. Şimdi bizde yapılandırma kanunları çıktığı zaman belediye borçları 10 yıl vadelendiriliyor. Dolayısıyla yani son 5 yılda olan borçlar değil bunlar. Bunun içinde 10 yıllık borçların olma ihtimali de çok yüksek. Onu da ifade etmemiz gerekir. Gelir İdaresi diyordu ki, işte 5779 sayılı bir kanun var. İl özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirinden pay verilmesi hakkında kanun. 2008 tarihli bu kanun. Bu kanunda bir sınırlama var. Diyor ki, biliyorsunuz belediyeler en önemli gelir kaynağı, vergi gelirlerinden pay alıyorlar. Onun dışında çevre temizlik vergisi, emlak vergisi alıyorlar. İşte 10 yıllık yapılandırmalar oluyor. İşte burada KDV, stopajla ilgili olarak biz bu %40'lık sınırlamayı kaldıralım. KDV ve stopajları bir sonraki ay alalım şeklinde bir düzenleme önerisi getirilmişti. Sonra bu meclis yasa teklifi, vergi teklifinin içinde yer almadı. Ben bunu siyaseten yumuşamanın getirdiği bir şey olarak düşünüyordum. Ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanı yok öyle 25 kuruşa bir simit dedi. Bunları tahsil edeceğiz dedi. Şimdi tabii tahsil edebilirsiniz. 6183 sayılı kanun var. Uygulanması gereken mevzuat var. Buna ilişkin olarak yalnız burada benim dikkatimi çeken bir şey var. Aynı şey SGK'da da var. 3436 tane belediye var. Ama Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de 30 tane. Bunların borcu toplam vergi borcunun %20'si civarında. Yani aslında Türkiye'de borcu olan belediyeler bu Büyükşehir Belediyesi dışında belediyeler. Aynı şeyi SGK'da da görüyoruz. Orada Sayın Bakan 96 milyar dedi SGK borçları. Bunun da 20 milyarı ilk 5 büyük belediyeye ait dedi. Orada da aynı benzer yapı var baktığımızda. Şimdi tabii belediyelere ilişkin olarak şu anda bu %40'lık sınırlama kaldığına göre ne yapabilirsiniz? Zaten elektronik haciz de uygulayabiliyor vergi daireleri ve SGK. Bunları tahsil edebilirsiniz. Yalnız burada şunu da dikkate almamız lazım. Yani 55 milyar 591 milyon. SGK'yı da katalım. 96'yı 100'e bağlayalım. 150-160 milyar. Şu anda 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle devletin tahsil edemediği vergi gelirlerine baktığımızda bu da 1 trilyon 141 milyar lira. Yani sadece vergi açısından baktığımızda %5'lik bir bölümün belediyelere ait olduğunu görüyoruz. Belediyeler niye bu kadar
vergi ve sigorta borcu oluşuyor. Vergi borcu oluşmasının nedeni çalıştırdığı işçilerle kamu görevlilerine ilişkin olarak maaşlarından kesilmesi gereken gelir vergisi var, tevkifatı kaynakta kesiliyor, oradan kaynaklanıyor. Belediye iştiraklerine ilişkin olarak KDV'ye ilişkin problemleri söz konusu. Ana borçlar buradan. Yani son dönemde sadece devlet dediğimizde hani devlet, devlet belediye il özel idare değil de devleti kastediyoruz. Ama belediyelerde de çok ciddi bir şekilde bir personel alımı oldu. Orası da istihdam deposu haline geldi. Ve buradan da bu borçlar oluştu. Şimdi şu anda ödeyemeyen belediye aylık %4,5 gecikme zammı ödeyecek. Tabii burada bu tahsilatı yaparken en etkili tahsilat nasıl olabilir? Ben vergi dairesi, benim bağlı olduğum vergi dairesi, başkan olduğum vergi dairesine bağlı olsa belediye. Belediyenin hesaplarına haciz koyarım. İşte efendim emlak vergisi tahsilatına koyarım. Bir de burada tabii Türkiye'de borçsuz birkaç tane belediye var bu 3436 belediyenin içinde. Ve bu borçlar uzun süre, yani iktidardaysanız, iktidar partisine mensup bir belediyeyseniz size çok dokunulmuyor. Ama muhalefete geçildiğinde dokunuluyor. Tabii bu bir problem. Yani burada şuna bakmamak gerekli. Yani sonuçta devletin bir alacağı bu. Belki burada şimdiye kadar sıkı tutulmuş olsaydı, biz bunun stopajını nasıl ödeyeceğiz, sigorta primini nasıl ödeyeceğiz diye o belediye başkanları çok fazla personel istihdam etmezlerdi. Bunu usuletle ve suhuletle çözüleceğini düşünüyorum. %40 sınırlaması %100 yapılmadığı için çok fazla belediyelerin elini bağlayacağını düşünmüyorum. Ama biliyorsunuz belediyelere ilişkin olarak amme borcunu ödemekle ilgili olarak çok büyük de fırsatlar tanınıyor. Hatırlayın gazete haberlerini. Belediye bir yeri çeviriyor, cami yapıyor. Sonra borcuna karşılık değerletiyor camiyi. Biliyorsunuz maliyeye veriyor. Bu tür yöntemler artacaktır. Öyle gözüküyor. Yani orada belediyeler borcunu ödesin diye bir sürü tanınan şeyler, imkanlar da var. Ama bu sorunun tabii ki çözülmesi gerekir. Ama biz burada tabii belediyelerin bütün genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payları hepsini bir anda kesersek, belediyeleri çalıştırmazsak belediyeler ana görevlerini yapamaz. Biz oradaki belediye başkanını değil, o ilçede ya da o ilde yaşayan insanları cezalandırmış oluruz. Böyle bir cezalandırmayı da ülkeyi yönetenlerin istemeyeceklerini, en azından imtina edeceklerini düşünüyorum. Ama bu bir sorundur. Bu vesileyle gündeme gelmiştir. Çözülmesinde de fayda var. Nedim Bey, yanlış anladıysam lütfen düzeltin. Diyorsunuz ki 30 Haziran itibariyle devletin tahsil edemediği vergi tutarı 1 trilyon 141 milyon lira. Doğru mu? Bu rakamın, milyar lira, evet. Milyar lira, pardon. Bu rakamın sadece %5'i belediyelerin borcu. Evet, 55 milyar 595. Sadece belediye değil, belediyelerin iştiraki olan şirketler de dahil. Belediyeler ve iştiraki şirketlerin. Ve de diyorsunuz tabii, ki Türkiye'deki bu rakamında sadece %20'si büyükşehir belediyelerin borcu. Yani daha çok ilçe, evet, belediyelerinin borçları var. Doğru mu? İlçe ve diğer il belediyelerinin. İl ve ilçe belediyelerinin. Büyükşehir olmayanların. Evet, yani 30 büyükşehire bakıyorsunuz, o %20'lik bir bölümü. Aynı şey SGK'da da söz konusu. Hı hı. Yani Anadolu'daki o belediyelere ilişkin olarak orada herhalde hiç denetim yapılmamış. Hiç borç ödememişler. Hiç kimse de hesap sormadığı için bu rakamlar bunu gösteriyor. Yani sanılanın aksine İstanbul, Ankara gibi büyük şehir belediyelerinden çok Anadolu'ya yayılmış 2659 belediyeye ait bu borçların, hı hı, 37 milyara. Yani bununla şunu da yapmak gerekir. Biliyorsunuz seçimden sonra herkes devraldığı belediyeyi açıkladı. Ben olsam şimdi şunu yaparım belediyelerle ilgili olarak. Bizim vergi borcumuz budur, SGK borcumuz budur. Vadesi işte efendim 2011 olanlar. Bunu dökersek kimin ödemediği ortaya çıkar. Biliyorsunuz aslında belediye başkanlarının da şahsi sorumluluğu var bu tahsil edilemeyen borçlara ilişkin olarak. Ama tabii vergi idaresinin o belediyeden alınamayacağını ortaya çıkartıp ondan sonra şahsi sorumluluğa gitmesi gerekir. Ama Türkiye'de siyaset çok etkin olduğu için bunlara şu ana kadar bir şey yapılmadı. Ama
bu sorun çözülmelidir. Yani her şerden bir hayır çıkartalım, bu sorunu da çözelim. Bundan sonra gelen belediye başkanları da o kadar 1000 kişi al, 3000 kişi al, ondan sonra sigorta primini ödeme, stopajı ödeme, böyle belediye başkanlığını herkes yapar. Sonuçta devletin tahsil etmesi gereken her kuruşu tahsil edelim. Yapılandırma yapıyoruz, 10 yıl vadelendiriyoruz belediye borçlarını. Hı hı. Sonra da diyoruz ki bunlar borçları ödeyecek. Tabii bunların zamanında yapılması gerekirdi. Şimdi bunu bir vesile kılıp bu iş çözülebilir diye düşünüyorum. Biraz önce yöntemi de söyledim. Yani cami yaparsınız, bir şey yaparsınız, verirsiniz vergi dairesine. Borcu ödersiniz. Yani bu çözülmeli muhakkak. Peki Nedim Bey, çok önemli, çok da tartışılıyor tabii. Bu söyledikleriniz, biraz önce tekrar ettiğim rakamlar izleyicilerimizde de epeyce bir şaşkınlık yaratmış. Çünkü diyor ki, o kadar diyorlar ki, o kadar devasa bir borç varken ve bunların sadece %5'i işte belediyelere aitken niye onların peşine düşülüyor ya da niye orası çok fazla tantana yapılıyor? Tabii yani ona dokunma, buna dokunma, hiçbir şeye dokunma da olmasın ama gerçekten çok daha büyük kalemlerle ilerlesek belki de çok daha faydalı olacak. Ama dediğiniz gibi madem böyle bir sorun var, bu sorun da bu vesileyle inşallah çözülür diyelim. Şimdi gelelim emeklilerin derdine. Ha, pardon, bir şey söyleyeceksiniz. Buyurun Nedim Bey. Aslında ya şu, şimdi vergi dairesi ya da vergi dairesi bu borçları biriktirmeden buradaki görevlileri taciz etse ya da yetkilerini kullansa, bu kadar 10 yıl hiç borç ödemeyen vergi dairesine borç ödemeyen SGK'ya borç ödemeyen belediye olabilir mi? Siz vergi dairesi olarak görevinizi yapmamışsınız ya da sizi yaptırmamışlar. Eğer böyle bir disiplin gelirse, o zaman ben vergisini, sigorta primini ödeyemeyeceğim personeli çalıştıramayacağım. Bu da tasarrufu sağlayacak. Bu açıdan da bakmamız lazım olaya diye düşünüyorum. Evet, tabii yani devralınan borçlar bilinemiyor biliyorsunuz. Biraz bunlar bonus olarak geliyor. Dolayısıyla o da böyle epeyce bir tartışmalı. Hani başkasının yaptığı borcu ben niye ödüyorum minvalinde, değil mi? Doğru. Ya aslında şöyle, yani tüzel kişilik devam ediyor. Çok kolay, vergi dairesine gidip bir borç dökümü alırsınız. Ha, bunu bilebiliyorlar yani. Orada hangi dönem olduğu belli. Ha, tabii, tamam. Tabii, sigorta primi, sigorta kurumuna gidersiniz. Oradan da alabilirsiniz. Orada 10 yıl önceden bir tahsilat yapılmadı, görülecektir. Bunları o zaman bile bile lades söz konusuysa, gayet kim varsa orada onun onu ödüyor olması lazım. İsmail Bey, bir şey ekleyeceksiniz galiba buraya. Aslında burada prim borçları, Nedim Bey çok güzel anlattı. Prim borçları, vergi borçlarının neredeyse iki katı belediyelerin. Tabii bu aslında geçmişten beri sahada da belediye borçları önemli bir sorun olarak göründü. Ama tabii gene itibariyle merkezi yönetim belediye borçlarıyla ilgili olaraktan biraz daha durumun idare edilmesi yönüyle genelde uygulama görüldü. Yani hani bu kamu kuruluşudur. Sonuçta memur nevinden insan çalıştırıyordur. Bir noktada da hizmet vermek durumundadır. İşte kaynakları da sınırlıdır. Bu anlamda bu belediyelerle ilgili tahsilatlarda biraz daha olayın olur yönüne bakıldı. Yani olur yönü dediğim, işte illerdeki müdürler, işte merkezi idare, genel itibariyle taksitlendirme, yapılandırma, iyi niyet kurallarıyla, ziyaretlerle bunu yapılmaya çalışıldı. Ama tabii borçların biriktiği de aşikar. Yani böyle üzerinde hassasiyetle duran belediyeler hariç çoğu borçta hem geçmişten hem bugün oluşturulan borçlar var. Tabii burada belediye borçlarının gündemde olması ve tartışma konusu olması biraz da belediye başkanlarının bu konuda ya bu geçmiş borç aslında bana ait değil demesi, kendi içinde biraz tutarlı olması ama neticede bir kamu borcu olduğu için de sürekli karşınıza çıkma gerçeği var. Burada tabii bir yapılandırma mümkün olabiliyor. İşte 6183 Nedim Bey de bahsetti. Ona göre bir taksitlendirme yapabilirsiniz. Ya da zaman zaman yapılandırma kanunları çıkıyor. Orada 120 aya kadar bir taksitlendirme çıkabiliyor. Burada bu yetki var. Yine İller Bankası kanalıyla belediyelere işte vergi genel bütçe, genel vergi tahsilatının, merkezi bütçenin, merkezi yönetimin vergi tahsilatının belli bir oranda belediyelere de veriliyor. Yine emlak vergisi gibi. Buradan da İller Bankası kanalıyla yapılan yardımlarda tabii belli kesintiler yapılabiliyor belediyelere. Mesela prim borçları kanalıyla takibata geçildiğinde bunlar da yapılabiliyor. Tabii buna bir çözüm üretmek gerekiyor. Tabii bunun çözümü ne olabilir? Bir,
Yani sert bir çözüm olursa bunun şöyle, yani haciz uygulamasına mesela SGK gidebiliyor. Yani belediye başkanlarının maaşı dahil, maaşı dahil. Gerçi buna itiraz etmek suretiyle bunu ödeme emrine itiraz edebilir mahkemelerde ve bunu durdurur. Ama maaşı dahil bunun haciz edilmesi mümkün. Tabii kamu yararına olan hesaplar bloke edilemiyor. Yani mesela diyelim ki su parasına siz haciz koydunuz veya bloke koydunuz. İşte dediniz ki işte vergi tahsilatına yönelik emlak vergisi hesaplarına bloke koydunuz. Bu olmaz ama mesela kira gelirleri vardır belediyenin. Buna bloke koyabilir mesela. Mezarlığı haciz edemezsiniz mesela belediye ait ama şeyi haciz edebilir. Gayrimenkullerini haciz edip satışa çıkarabilir. Yani bunlar aslında mesela işçi alacaklarını haciz edemezsiniz ama başka alacaklarını haciz edebilirsiniz ve bankaya bloke koyabilirsiniz. Aslında kamu kurumlarının bu noktada bir yetkisi var. Bugüne kadar kullanıldı mı? Çok sınırlı kullanıldı. Yani yapıldı mı? Yapılan belediyeler oldu ama sınırlı oldu. Zaman zaman iktidar partisinden, zaman zaman muhalefet partisinden bu belediyelere bunlar aslında uygulandı. Peki ne yapılabilir? Yani bu noktada en yaygın yaptıkları belediyelerin, Nedim Bey de biraz bahsetti, gayrimenkullerini getirmeleri. Yani diyor ki gayrimenkulünü getiriyor, sorunsuz. İşte bunu kuruma bedeli karşılığında yönetim kurulu kararıyla SGK'ya devri gerçekleşebiliyor ve böylelikle borcu aslında azalabiliyor, silinebiliyor. Bu yapılabilir gibi görünüyor. Tabii burada sertleşmekten öte ara bir çözüm bulmak son derece önemli görüyor. Bir taksitlendirme yapabilirler iyi niyet kurallarına göre bunu ödemeye başlayabilir. Ama şöyle de var, şimdi sizin 300 milyon borcunuz varsa 10 seneye ait, bugün zaten o 2 milyar lira falan buluyor. Bir de siz de biriktirmişseniz ciddi miktarları buluyor. Bir de total olarak baktığımızda rakamlarla ilgili de ufak bir çelişki ben gördüm. Yani ufak derken gözle görülür. Bir önceki Sayın Bakan'ın, Çalışma Bakanı'nın açıklamasında 30 belediyeye ait 20 milyar TL borç var dendi büyükşehre ait. Ama şimdiki açıklamada sadece 5 belediyenin borcu neredeyse 20 milyarı geçiyor. Yani 96 milyar da total. Bu rakamın daha doğru olduğunu düşünüyorum ben. Ve kurumun toplam alacağının da 1 trilyona yaklaşıyor. Yani aynı aslında vergi alacağı gibi kurumun diğer işverenlerden de bir alacağı var. Bunun belki %10'u belediyeler. Belediyeler çözülmeli ama çözümü çok kolay değil. İller Bankası'ndaki gelirlerine komple el koyarsanız hareket edemez hale gelirler. Onların da hareket etmesi gerekiyor. Ama iyi niyet kurallarında ikisinin de yaklaşması, yapılandırma, gayrimenkul haczi ve bunun satışı veya gayrimenkullerin teklif edilmesi, bunların satışına gidilmesi lazım. Yoksa hesaplar bloke konduğu zaman belediyeler de çok hareket edemiyor ve itirazlarda bulundukları bir gerçek. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olur ama umarız bu sorun daha çok büyümeden çözülür. Çünkü sonuçta bizler hizmet alıyoruz. Yaşayan vatandaşlar olarak iki tarafın çatışması bize olumsuz yansıyacak. Yani günün sonunda işin siyasi boyutunu bilemem tabii ama yani bu tür bir kontrol mekanizmasının da çalışması vatandaşların sonuçta hayrına bir durum nihayetinde baktığınız zaman. Eğer kurallar var ise o kurallara herkesin bir şekilde uyuyor olması gerekiyor. Uymayanların da uydurulması gayet makul diye görünüyor. Ama tabii dediğiniz gibi eğer süreci biraz daha böyle zorlayıcı hale getirirse işte o zaman tartışmanın boyutu başka bir noktaya kayıyor. Şimdi rakamlar dediniz. Şimdi bir başka rakamlar var konuşulan çok gündemde. O rakamlara da bakalım. Yani epeydir tartışılıyor bu EYT'lilerin maliyeti diye. Hatta yani öyle bir noktaya geldi ki EYT'liler günah keçisi de ilan edildi. Her para yok dendiğinde her şeyin sebebi EYT'liler oldu. Şimdi Sayın Elitaş'ın açıklamaları var bugün. 5 yıllık maliyeti demiş EYT'nin $300 milyar. Şimdi biraz önce yönetmenim Selçuk o çok yakından takip ediyor sosyal medyayı da. Birisi hesap kitap yapıyor ve diyor ki yani EYT'lilerin ortalamada 75 bin lira yani herkesin ortalamasında 75 bin lira para alması lazım ki 5 yıllık maliyetleri 300 milyar dolar olsun. Tabii. Şimdi tabii bu hesap kitap işini siz daha iyi biliyorsunuz. Benim söylediklerim teyide muhtaç ama hakikaten Sayın Elitaş'ın söyledikleri gerçek mi? Öyleyse epeyce bir sıkıntı var demektir. Şimdi aslında EYT ile ilgili bildiklerimizi tekrar sorgulamanın vakti. Ya da hesaplarımızı aslında yeniden yapmamızın vakti olduğunu düşünüyorum ben.
Hatta başlangıçta işte 5 milyon kişiye yakın yararlanacak Sayın Elitaş da diyor. Hı. Bence bunlara da tekrar kurumun bir bakması gerekiyor. Hı. Çünkü daha az sayıda kişi potada olabilir. Bunu neden söylüyorum şimdi? 2023 Mart ayında çıktı EYT ve 2023'te kaç kişi emekli oldu biliyor musunuz? Bu resmi rakamlar, bunu İsmail Sevinç söylemiyor. Bunu kim söylüyor? Bunu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun her ay yayınladığı istatistik bülteni söylüyor. Evet. Burada diyor ki istatistik bülteni resmi rakamlarla ben bu yıl evet 2 milyon kişi emekli yaptım. Yani bu 9 ay içinde yaklaşık her ay yani 200 bin kişi emekli oldu diyor. Evet, biz bunu bekliyorduk. Neden bekliyorduk? Çünkü birikmiş bir emekli yükü vardı. Yaşı kaldırınca hep bekleyenlerin tamamı emekli oldu. Yani o potaya giren sayısı ilk yılda çok oldu. Bekleyenler de vardı. Hı hı. Şimdi ise şartlarını doldurmayı bekleyenler var. Peki bunlar az mı olacak? Tabii az olacak. Mesela 25 yılını dolduran 99'dan sonra herkes aslında 2024'ten sonra aslında herkes 25 yılını dolduracak. Sadece yaşı bekleyecek. Yaşı bekleyenler de az kişi olacak. Peki 2024'ün ilk aylarındaki rakamlar ne? 200 bin olan rakam 60-65 bine düştü bakın aylık emekli sayısı. Hı hı. 4 ayda 300 bin kişi emekli oldu sadece. Bu düşerek devam edecek. Peki biz yılda zaten 400 bin kişi emekli yapıyoruz. Yani bu yılın beklentisi en fazla 800 bin kişi emekli olur bu yıl. Hı. Bakın daha düşerek de gider, düşmeden gittiğini düşünüyoruz. Yani biz aslında 2024'te sadece EYT'li 400 bin kişi emekli yapacağız. Hı. Bu yıl kaç emekli yaptık? 2 milyon ama bunun 400-500 bini zaten emekli olacaklar. Hı. 1,5 milyon. Yani 1,5 milyon 2023'te varken 400 bin kişi EYT'li de 2024'te var. Bakın söylenen rakamların 5'te 1'i boyutunda bu. Mesela bu yıl 2 milyon kişi emekli olacak. Hayır, EYT'li 400 bin kişi emekli olacak. Hı hı. Gelecek yıl bu rakam daha da düşecek. Düşerek devam edecek. Benim hesaplarım bunun yani 300 milyar doların en az 5'te 1'i kadar bir en fazla bir maliyeti oluşturacağı. Yani 300 milyar değil bunun en fazla 5 yıllık maliyetin 60 milyar 50 milyar doları bulabileceği. Bu da yani ne yapıyor? 2 trilyona yakın bir rakam yapıyor. Şimdiki rakam 10 trilyon. Yani bir devlet bütçesinin şu andakinin 1,5 katı büyüklüğü. Böyle bir rakam yok bir kere. Hı hı. Yani bunu bir de SGK'nın ve Maliye Bakanlığı'nın bürokratlarının, teknik elemanlarının tekrar çalışması lazım. Projeksiyonlarını yenilemeleri lazım. Bu emekli sayısındaki belirgin düşüşe, yani emekli sayısı gitgide düşüyor. Hı hı. Yeni emekli sayısı da düşüyor. Tabii umarız buradan emeklilere yeni bir paket ya da pasta çıkar. Yani nasıl? Maliyetler o kadar da yüksek değil aslında. Hı. Yani elbette erken emeklilik tasvip edilecek bir durum değil ama rakamlardan dedik ya doğru ortaya koymak lazım. Çünkü zaman zaman biz yaptığımız düzenlemelerle maliyetleri aslında kendimiz de artırıyoruz dedik ama EYT'nin maliyeti bu kadar değil. Hı hı. Yani EYT'nin maliyeti bunun en az 5'te 1'i kadar olduğunu 5 yıllık süreçte tahmin ediyoruz. Ondan sonra zaten maliyetler giderek azalıyor. Ortalama bekleme süresi 5 yıl. Yani kişiler 5 yıl önce emekli oldu. Bu da düşerek gidecek. Yani kontrol altında görünüyor. Zaten evet. Emekli aylıkları da çok düşük kaldığı için burada çok problem olmuyor. O da olmuyor. Ayrı bir tartışma konusu. Yani düşük, en düşük emekli aylığı tartışması da hala devam ediyor. Doğru. Şimdi emekli aylığı, en düşük emekli aylığı da sürekli tartışıyor. 12.500 lira. Yeter mi yetmez mi? Ne ifade eder? Şimdi bazen de kıyaslamalar oluyor bunu. Geçmişteki rakamlarla. Mesela özellikle siyaset mevzu olunca gerek iktidar gerek muhalefet partisi bunu gündem yapıyor. Geçen bir 70 lira idi. Şimdi işte 2002'de 70 liraydı. Şimdi kaç lira oldu? 12.500 lira dendi. Doğru mu rakam? Doğru aslında. Hmm. Ama tabii onunla neyi satın alacağınız ayrı bir şey. Ama orada 70 lira en düşük emekli maaşına alan sadece tarım bağkurları dediğimiz çok sınırlı bir kesim. 20 emekliden biri. Hmm. Ama en düşük SSK dediğimizde, en düşük bağkur dediğimizde bu 70 lira o dönem için 150'ye, hı hı. 260'a çıkıyor. 260 TL en düşük SSK 2002 dedi. Yani o 70'i yılda. Söylerken o zaman daha düşüktü mü demeye çalışıyor bu evet, söyleyenler? Evet çok düşüktü, kaç katına çıktı. Ama ha. 70 çok yani. Sınırlı bir zümreye verilen. Şu anda en düşük emekli aylığını alanlar 4 milyon kişiden bahsediyoruz. O zaman 20'de 1'i kadar. Şimdi tabii 260 lirayla o dönem ben baktım 2 TL
tavuğun kilosu 130 kilo tavuk alabiliyor en düşük emekli maaşla bir SSK'lı. Şu an onu alabilmesi için 27 bin lira maaş alması gerekiyor. Etten hesaplasaydınız daha güzel çıkardı o rakamlar. Ya ben hani belki beyaz et yemeye anca beyaz et yiyebilir diye düşündüm. Yani makul davranmışız onu söylüyorum. Makul davrandı. Ya hep makulüz biz. Gerçekçi olmaya çalışıyoruz. Burada yani bu kıyaslamalara gittiğiniz zaman en düşük emekli maaşı şuydu buydu değil. Bununla ne satın aldığınız önemli. Yani. 12.500 lira bugün en düşük emekli aile oldu. 4 milyon kişi yükseltildi ama tabii bu çok anlamlı ifade etmiyor. Bir de şu andaki sorun şu. En düşük emekli aylığından sonra ortalama emekli aylığının da düşük olması. Yani herkesin ortalama emekli aylığının düşük emekli aylığına yakınsaması. Evet. Buradan kaynaklı problem var. Her şey hep en düşüğüne yakınsıyor. Gıda fiyatları hariç. Doğru. Yani düşük emekli aylıkları ile ilgili tartışmalar yapılırken onunla ne alındı? O dönem kimleri kapsadı? Ama tabii şu söylenebilir. Tarım bağkurlular için biraz... Evet, beklenenden daha fazla bir refah artışı olmuş olabilir. Onlar 70 lira alırken yani biraz daha refah artışı olmuş olabilir. Çoğu kişi için bu böyle olmadı. Hı hı. Yani çoğunluk açısından en düşük emekli aylıkları problem oldu. Tabii emekli aylıkları ile ilgili diğer bir konu da yine açıklamalarda vardı. Oraya gireyim ben. Orada mesela bir reform olayını geçen hafta konuşmuştuk hatırlarsınız. Hı hı. Anladık ki bu hafta söylemiştim yaşla ilgili bir düzenleme olur mu? Olmaz yani. Hı. Yaşla ilgili bir düzenleme olacak gibi değil. Zaten yaş var. Zaten 58-60, 65 zaten var. O acaba burada... şeyin anlamına geliyordu İsmail Bey? Bir daha bir EYT mevzusunu... Olmasın. Evet, olmasın. Ben değil de öyle anladım. Onu kastediyorlardı yani. Başka bir anlamı yok gibi sanki. Ama açıklamalarda şunu anladık. Ya 3600 gün, size söyledim. Ya 3600 gün olanla 7000 gün olan aynı maaşı alıyor. Hı. Aslında bunu düzeltmemiz gerekiyor. Yine bir açıklamada da 15 gün prim ödeyip 30 gün hizmet verdiklerimiz var tarım sigortalılarına. Bunlar da sosyal güvenlik sistemini zedeliyor açıklamaları vardı. Evet böyle. Hı hı. Yani tarım sigortalıları desteklendi 15 gün 30 gün. Bu sosyal güvenlik sistemini zedeliyor ama biz yaptık bunu yani. Hani 2008'de biz kendimiz yaptık. Şimdi de bunu diyoruz ki bu olmadı diyoruz. Yani bunu bir daha yapıp bir daha mı olmadı diyeceğiz. Yani ne yapacağız yani bu konuda? Sosyal geçen hafta da söyledim. Bu konuyu değinmiştik hatırlarsınız. Tarım bağkurlarıyla ilgili. Evet. Yani bu farklı kesimlere siz avantaj sağladığınız zaman taleplerin ardı arkası kesilmiyor. Ama şu gerçek evet. Bugün 3600 günden emekli olan biri zaman zaman 9000 günden emekli olandan daha fazla alabiliyor bu hesaplama tekniğinden kaynaklı. Çok adaletsiz ama. Hakikaten çok adaletsiz. Şimdi ben çok konuştuğumu hissedip durdum. Bir virgül koyacağım zaten. Nedim Bey, İsmail Bey'in söylediklerini ekleyeceğiniz varsa alayım. Sonra bir reklama gidelim. Ondan sonra efendim. Sizin mevzuları daha derin konuşalım. Buyurun. Tamam. Şimdi Sayın Elitaş, mülkiyeli droda hesap bilmemesi mümkün değil. 300 milyar dolar olmayacağını İsmail Bey de gayet güzel ifade etti. Burada olay şu, 12.500 lira emekli aile olunca en düşük tepkiler var. Hmm. O yüzden işte 300 milyar dolar maliyeti var. Bir milletvekili de çıktı. Dünyanın hangi ülkesinde 48 yaşında emeklilik var dedi. Sanki ben emeklilik kanunu çıkardım da adamları 48 yaşında emekli ettim. Yani enteresan yani sanki başka bir ülkeden gelmişler 48 yaşında emekli yapılan insanları bulmuşlar gibi. Sayın Maliye Bakanı ne dedi? Muhalefetin iteklemesiyle çıkarma kardeşim. Yani her şeyi muhalefet iteklediği zaman bir sürü başka şeyler de getiriyorlar. Şimdi yapıyorsunuz seçimi kazanmak için. Böyle bir düzenleme yapıyorsun. Sonra şimdi bunu yönetemiyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki 300 milyar ya bir suçlu bulunması lazım. Ya burada da 300 milyar EYT'liler suçlu ya dış güçler ya EYT'liler. Bu doğru değil. Burada tarım yani 66'dan 12.500'e çıkardık dendi. 66 TL o. Yani rakamlar da çarpıtılıyor. Çaresizlikten bu. Şimdi çok uzağa gitmeye gerek yok. Ocak 2019'da en düşük emekli aylığı 1000 liraymış. Şimdi ne oldu? 12.500 lira oluyor. Yani 12,5 kat artmış. Ocak 2019, şimdi hangi aydayız? Temmuz 2024. Ortalama aylık ne kadar olmuş? 14.500 lira. Onlar da 7,3 kat artmış. Yani arasında %16 fark kalmış taban aylıkla şey arasında, ortalama aylık arasında. Yani sefaletle birleştirmişiz. Bunun da bahanesi olarak da 300 milyar dolara mal oluyor. Muhalefet itekledi bunu çıkardık. Yani bunlara gerek yok. Çıkarsınız ortaya anlatırsınız.
O zaman şu 2008'de yaptığını düzenlemeyle şu anda insanların niye düşük maaş aldığını da hesabını vermeniz lazım. Bu konuda konuşulması gereken çok şey var. ama bu kanunları çıkartanlar sorumlu değil. Biz sorumluyuz. Siz değil, EYT'liler. EYT'liler. Yani. Şu aşamada öyle görünüyor. Peki, bir virgül koyalım, bir reklam arasına gidelim. Sonra kaldığımız yerden sinirlenmeye devam edelim. Evet, Nedim Türkmen ve İsmail Sevinç'le ekonomik görünüm devam ediyor. Şimdi bu tahsil edilemeyen bütçe gelirlerine, tahsilat tahakkuk oranlarına bakalım diyorum Nedim Bey. Ne dersiniz? Evet, iyi olur efendim. Bakıyoruz ara ara tablonun değişmediğini görüyoruz maalesef. Ya yani 30 Haziran itibariyle tahsil edilemeyen vergi bütçe geliri toplamımız 2 trilyon 117 milyar lira. Bunun da 1 trilyon 141'i vergi gelirlerine ait. Tahsilat tahakkuk oranımız da %73,8. Yani her 100 liranın 74 lirasını tahsil edebiliyoruz. Gelir vergisinde 204 milyar borç var. Bunun bir bölümü taksitten kaynaklanıyor. Temmuz ayında, o da Temmuz'un sonu geliyor. Taksiti olanlar unutmasın, gelir vergisi taksitlerini ödesinler. En önemli tahsil edilemeyen alacak tutarı da 369 milyar lirayla katma değer vergisinden oluşuyor. KDV'de tahsilat tahakkuk oranı 54,2. Çok düşük. Katma değer vergisi nedir? Satıcı katma değer vergisini tahsil eder nihai tüketiciden ve izleyen ayın 28'inde de vergi dairesine yatırır. İşte orada devreden KDV'si ödenecek falan. Şimdi ama son dönemlerde Türkiye'de finansa erişim zorlaşınca bu emanet olan KDV'yi kredi olarak kullandıklarını görüyoruz biz iş dünyasının. %4,5 gecikme zammına bile göz alarak bu yapılıyor. Yani yıllık %54 gecikme zammı dikkat alınarak yapılıyor. Gerçi bu dönemde daha önce de konuştuk. Müfettişler tahsilat hızlandırma yapıyor. 500 TL'lik 1500-2000 TL'ye bile elektronik hacizler yapılıyor ama bu rakam yükseliyor. Son 7 yılda 6 kez yapılandırma kanunu çıktı. Şu ana kadar 400 milyar liralık bir tahsilat var. 31-12-2022'ye kadar olan borçlar yapılandırıldığında toplam 552 milyar devletin alamadığı alacak vardı, vergi alacağı vardı. Bu rakam bu yapılandırmalara rağmen 2023'ün sonunda 874 milyar liraya çıktı. Şimdi de 1 trilyon 141 milyar liraya çıkmış. Şimdi 6080'in sayılı kanun kapsamında yapıyorsunuz çalışmalarınızı ama buradaki 1 trilyon 141'in yaklaşık bir 400-500 milyarın hiçbir surette tahsil edilemeyeceğini ben biliyorum, maliyeci arkadaşlar da biliyor. Ama bu 30 yıllık borçlar sürekli olarak 5 yıl tahsilat zaman aşımı uzatılarak yüzdürülüyor. Aslında mali idare %90'larda tahsilat tahakkuk oranına ulaşmasına rağmen geçmişten gelen bu yük nedeniyle onların da başarısı gölgeleniyor. Burada çok uzun süredir tahsil edilemeyen vergilerin silinmesi lazım. Tahsil edemiyorsunuz. Yani bunu yüzdürmenin çok fazla bir şeyi yok. Aciz halinde sayıp biraz durumunu izleyip ondan sonra silmemiz gerekir. Bu önemli bir problem. Bu sene 1 trilyon 250 milyar faiz ödeyeceğiz biliyorsunuz faiz gideri olarak. Şimdi burada 1 trilyon 141 lira alacağınız var. Büyük bölümü fiktif ama sonuçta bunları tahsil etmek gerekir. Ama son dönemdeki özellikle konkordatolar, batan işletmelerle ilgili olarak da bu tahsilat rakamlarının düştüğünü görüyoruz. Yeni bir yapılandırma bekliyor vatandaşlar. Bize de soruyorlar. Ama ben borç yapılandırmasının olabileceğini düşünmüyorum. Yaptığımızda da zaten %6,5 ile %15 arasında bir tahsilat oluyor. Sürekli bir zaman kazanma hali oluyor. Bu anlamda artık mali idarenin işini çabuk tutup yeni yapılandırılıyor eski borç, yenileri ödenmiyor. Bir de artık şunu, yani adam para kazanıyor, vergisini dahi ödeyemiyorsa artık bu işi yapmasın. Yani biz de bunları teşvikle, yok banka kredisiyle artık yüzdürmeyelim. Bu ekonomiye de zarar, milli sonuçta buradaki milli servet de yok oluyor. Doğru, bu anlamda para kazanamayan insanları sistemde tutmanın bir anlamı yok.
Devlet de bunlara çanak tutmaması lazım. Ya iş yapamıyorsan herkes müteşebbis olacak diye bir kayıt yok. Git yersin birinin yanında çalışırsın. Zaten küçük işletmelerden oluşuyor. Bu alışkanlıkları da terk etmemiz gerekiyor. Katma değer yaratmaktan bahsediyoruz. Hiçbir katma değer yaratamıyorsun. Her şeyin zarar. Dolayısıyla burada bir çözüm gerekiyor. Bu uzun bir süre biz bunları konuşacağız gibi gözüküyor. Bu rakamlar 2 trilyonları bulur seneye bunları konuşuyor olursak diye düşünüyorum. Evet, haklısınız. Yani aslında şöyle biraz detaylı baktığınızda nerede sistemde hata olduğu, neyi çıkardığınızda neyin çalışabileceği çok net ortada. Biz de bunları burada konuşarak sayenizde aslında herkese de bir fikir vermiş oluyoruz. Şimdi bu emekli farkları bugün yattı galiba, değil mi? Ama o herkese yatmadı bildiğim kadarıyla. Öyle sorular geliyor. Mesela SGK'lar bize de yatacak mı diyor. Onlar almadık mı? Almadı mı? Kanun çıkmadı ama daha. Zamlı. Ha? Şimdi işte fark kelimesi bak farklı anlaşılıyor yani. Ya. Gerçekten öyle anlaşılıyor. Yani maaş farkı, emekli farkı yatırıldı dediğinde aslında bir kere bunu anlam karmaşasını sonlandıralım. Evet. Bir şöyle, fark kimler için geçerli? Normal standartta fark. Bir memurlar, iki memur emeklileri. Özel bir durum yoksa, normal rutin emekli maaşı artışları varsa SSK Bağkur emeklileri fark beklemesin. Onlarda fark oluşmuyor. Ödeme döneminde yeni aylıklarını alıyorlar. Yani bir farklı ekstra bir ödeme olmuyor. Evet. Bu dönem ne oluştu? Oluşacak. Kanun geçerse meclisten muhtemelen ayın başında geçecektir. Ne olacak fark? 10 bin lira alıp da 12.500 lira alamayanlar, 11.5 alıp da kanun çıktı ama Temmuz'a yürürlüğü, geçmişe doğru yürürlüğü var. 11.5 aldım, o zaman 1000 lira fark oluşacak. Ödenmediği için, kanun geç çıktığı için bu var. Yani özel bir durumdan dolayı var. Ama 12.500 lira almış olan kişi herhangi bir şey yok. Önce onu belirtelim. Yani 12 bin lira alan 500 lira fark alacak ilave bir aylık. İşte 12.499 lira alana 1 lira gönderilecek. 12.5'a tamamlanacak. 10 bin lira olana da 2.500 lira gönderilecek. Tamam. Bu bir aylık. Bunu muhtemelen kanun çıktıktan sonra Ağustos'un başında. Bugün yatan ne? Bugün yatan ne? Bugün yatan memurlarla ilgili bir kavram da memur emeklileriyle ilgili bir durum. Ha. Çok spesifik bir durum. Peki. Yani böyle 2,5 milyon kişiyi ilgilendiren bir durum nedir? Memur emeklileri maaşlarını erken alıyorlar. Ayın 1 ile 5'i arasında. Yani insanlar bilsin diye söylüyorum. Hı-hı. Yani niye böyle fark oluşuyor diye. 1 ile 5'i arası alıyorlar. 1 ile 5'i arası alırken henüz SGK tahakkuklarını eski Haziran rakamlarıyla yaptığı için... Hı-hı. TÜFE'de belli olmadığı için eski maaşlar üzerinden yani 19.31 hiç yokmuş gibi ödeme yapıyor. Tamam. Ama 19.31 var. Temmuz'da geçerli. Temmuz'da geçerli. Temmuz'un 1'i ile memur maaş Temmuz'un 1'i ile bu emeklilerden bahsediyorum. 19.31'in farkı bu. 19.31'i gönderiyorlar. Mesela ne benim maaşım 20 bin liraydı, emekli sandığı emeklisiydim. 19.31 geldi, ne oldu benim maaşım? 4 bin lira arttı, 24 olması gerekiyordu Temmuz'da. Ama Temmuz'un 3'ünde maaş alırken bana 20 bin lira yatırdılar. Nerede benim Temmuz zammım dedim. İşte Temmuz zammım burada dedi. Ayın 26'sında 4 bin lira gönderdi. Bu. Emekli memurların düzeni bu. Ama bunu gönderirken bazıları 2'şer aylık, 3'şer aylık maaşlar oluyor. Geliyor gidiyor, onlar 8 bin alıyor, 12 bin alıyor. Temelde aylık 4 bin lira farkını alıyor. Peki. Bir tanesi bu. Çok karışık bu sistem ya İsmail Bey. Ona öyle, buna böyle. Dünyada da mı bu böyle Allah aşkına? Bizde mi böyle? Yani bizde biraz karmaşık. Niye ki yani? Ne i̇şte gerekçeyle? Bakın biraz sonra bir daha karmaşık göstereceğiz. Şimdi şöyle, bir de şey de öyle. Memurları da çok kısa belirteyim. Memur maaşlarında farklar ödendi. O da şeyle oluyor. 1 ile 14 Temmuz arasında, Temmuz ayından katsayılar geçerli olduğu için. 1 ile 14'ü arasında maaş farkı alıyorlar. Yani bu ne demek? İşte ben 40 bin lira maaş alıyorsam normalde bana %19.31 geldiğinde 8 bin lira fark alacaktım. 4 bin lira bir ekstra para yatırıyorlar bana. Bu da 1'e 14'ü arasında katsayı farkı deniyor. Biraz karışık ama SSK Bağkur emeklilerini hiç bu farklar ilgilendirmiyor. Özel bir durum yoksa. Yani. Peki. Peki kafanız karışmasın. İsmail yani Sevinç bize netleştirdi. Yok öyledir. Olsun önemli değil ama gerçekten karışık yani. Herkese karışık. Farklı. Hani şöyle net bir sistem olsa da hepimiz daha rahat anlasak. Çünkü sorular da geliyor.
İşte benim farkım biliyorum. Nerede? Bana öyle bir herkes bunu da bilmek zorunda değil. Değil, kafa karışıklığı da yaratıyor. Çok doğru. Nedim Beyciğim, son olarak şu gayrimenkul yatırım ortakları yeni vergi düzenlemeleri konusunu konuşalım. Büyük bir itiraz var tabii o tarafta. Neden itiraz ediliyor? Ne olacak acaba? Öngörüleriniz nasıl? Evet, programa girmeden önce meclisten bir arkadaşımla görüştüm. Burada geri adım mümkün mü diye, mümkün mü diye daha bitmemiş. İktidarla muhalefetin anlaşması gerekir. Anlaşılamayacağını düşünüyorum, geri dönüş olmayacağını düşünüyorum dedi. Ama bilemiyorum, bu gece cumartesi sabaha kadar sürecekmiş. Ya konu şu, yani Türkiye'de aslında biliyorsunuz bu vergi yasa teklifini konuşurken işte efendim kiralara stopaj gelecek, konut kiralarında istisna kaldırılacak, 5 yıllık süre kaldırılacak diye bir sürü şeyler konuştuk. En önemlisi ne konuştuk? Dedik ki gerçek bedelden gösterilecek. Bunların hepsi unutuldu. Türkiye'de gayrimenkul piyasasına dokunamıyorsunuz. Çünkü yani bankacılık lobisinin de önünde. Türkiye'de müteahhit lobisi çok gelişmiş durumda. Şimdi dokunuyor sistem. Yani diyor ki şu anda biliyorsunuz bu gayrimenkul yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin olarak kurumlar vergisi kanunda istisna var. Diyor ki Gelir İdaresi ve artık Maliye Bakanlığı teklifi hazırlayanlar her türlü gayrimenkul taşınmazla ilgili olarak satış kazançları da bu kapsamda istisna ediliyor. Bunlar vergi ödemiyor. Biz bu istisnadan yararlanmalarını şu şarta bağlayalım. Taşınmazlara ilişkin karın %50'sini dağıtsın. Çünkü bunlar halka açık. Türkiye'de 46 tane var. Bunlar açık, halka dağıtsınlar. Ayrıca %10'da şimdi asgari kurumlar vergisi geliyor. Bunu ödesinler. Ve hesap da yapmışlar. Türkiye'de 35 GYO bu istisnadan faydalandığı için 10 milyar vergi ödemiyor diyor maliye bize diyor. 125 tane gayrimenkul yatırım fonu da yine onlara hesaplama yapmışlar. 10 milyar da oradan. Yani bu istisna kötüye kullanıldığı için biz yılda 20 milyar lira vergiden vergi alamıyoruz diyorlar. Şimdi Gioder de açıklama yapıyor. Diyor ki işte ben 572 milyar lira büyüklüğe sahibim. Bu sektörü biz %20'ye düşürürsün kar dağıtım oranı ve asgari kurumlar vergisini ödemeyelim diyor. Onların açıklaması bu. Dünyada doğrudan vergileme yok deniyor. Ve efendim bizim ekosistemimizde biz inşaatla ilgili olarak birçok sektörü kalkındırıyoruz. Zaten dışsal fayda sağlıyoruz diyor. Bu savunmayı her sektör yapabilir sonuç itibariyle. Ama burada özellikle kar dağıtımına bağlanmasında bir şey görmüyorum. Zaten asgari kurumlar vergisinde içi boşaltıldığı için hiç vergi ödemiyorlardı. Biraz vergi ödesinler. Biz de bakalım yani vergi. Sayın Bakan ne dedi? Vergilendirilmeyen alan bırakmayacağız dendi. Vallahi şimdi bunu çıkartırlar. Son barda tekrar geri alabilirler de. Bilemiyorum veya yürürlüğünü erteleyebilirler. Yani istisnalara, muafiyetlere dokununca her yerden bir ses çıkıyor. Hiç dokunulmayan bir alana müdahale edildi. Ve çok güçlü, siyasette çok güçlü bir grup. Gayrimenkul yatırım ortaklığı grubu kim anlıyordur insanlar bunların kim olduklarını. Ben de çok merak ediyorum. Yarın sabaha kadar uzun bir zaman var, belli olmaz yani son anda. Ama burada yılda 20 milyar vergi alacağız deniyor. Ben de diyorum ki becerebilirseniz alın buyurun göreceğiz. Ne zaman bunu öğreneceğiz biz? Yani yarın sabaha kadar sürüyor diyorsunuz. Şu anda görüşülüyormuş meclis genel kurulunda. Biteceğini herhalde biter dediler 12-13 saat içinde biter dediler. Bekliyoruz. Peki. Yarın öğreniriz diye düşünüyorum. Tamam. Sizin gözünüz uyku tutmaz bence bu gece. Yok problem yok yani. Yok, bence merak edersiniz. Bence yok rahatlıyorum. Merak ederim canım. Ha, meraktan şey canım yok. Yoksa size ne yani de. meraktan. Evet. Benim bildiğim Nedim Türk ben bunun peşini bırakmaz. Merak eder. Tabii ki. Olmaz evet, yani. Evet tabii mutlaka. Peki Nedim Beyciğim. Evet. Şimdi son olarak İsmail Bey şu bu yıl mı emekli olayım, seneye mi bırakayım meselesini konuşalım. Evet, o mesele de hala soruluyor. Çok soruluyor, çok sıcak. Birisi dedim çok özür diliyorum. Tufan Bey, Tufan Bey yazmış. Çok yazıyorsunuz Tufan Bey bize. Minnettarım ayrı ama maşallah diyorum. Yazdıklarından biri de bu konuyla ilgiliydi. Diyor ki İsmail Bey bize 2025'te emekli olun diyordu. Hala geçerli mi bu söylediği diyor. 2024. Ay pardon bu sene emekli olun evet, diyor. 2025'e bırakmayın diyordu. Doğru. Aslında bu soru normalde sorulsa ne dersiniz? Ne kadar geç emekli olursanız o kadar çok
aylığınız artar. Evet. Yani daha çok prim ödemiş olursunuz. O zaman dersiniz ki 2025, hayır 2026, değil 2027 demek de olur ki çok maaş alın denilir. Ama maalesef bizim sistemimizde böyle bir durum söz konusu değil. Aylık hesaplama yönteminde daha az çalış, daha çok maaş al durumları ortaya çıkabiliyor. Nasıl? Daha az prim öde. Mesela biz hani şeyi tartışıyoruz, mesela EYT niye vardı, niye erken emekli ediyoruz diyoruz. Hı-hı. Ama biz hala erken emekli olmayı teşvik ediyoruz. Hı-hı. Oysa ki biz ne yapacağız? Geç emekli olmayı teşvik edeceğiz değil mi? Evet. Yani sistem öyle olmalı. Evet. Ama biz 2024'te emekli olmayı teşvik edici bir parametremiz var. Teşvik edici bir hesaplama yöntemimiz var. Her yıl oluyordu bu. Hı. Her yıl 2024 ya da bir önceki yılla aslında kıyaslanıyordu. Küçük farklar oluşuyordu. Ama hiç bu kadar olmamıştı. Hani derler ya, hiç bu kadar büyük bir fark olduğunu görmemiştik. Yani bu neden kaynaklanıyor? Maaşlar hesaplanırken talep ettiğiniz yılın bir önceki yılın tüfesi dikkate alınarak bütün primler tüfe ve gelişme hızıyla bir güncelleme katsayısı belirleniyor. Şimdi çok detaya girmek istemiyorum. Kafalar allak bullak oluyor çok rakam olduğunda. Tamam. Ve bugüne getiriliyor. Peki. Ama bugüne getirirken 2024'te emekli olacağınız zaman 2023'ün tüfesi aynı zamanda 2024'teki maaş artışları kullanılıyor. Ama 2025'te 2024'teki maaş artışlarından yararlanamıyorsunuz. He. 2024'ün tüfesinden ama tüfeyle maaş artışı aynı değil. He. Birinci fark. Çünkü maaş artışları tüfenin üzerinde de yapıldı. Peki. Bu sefer tüfenin üzerinde yapıldı, tüfe de biraz düşük kalacak. Hmm. Bunların arasındaki fark aylıklarda yaklaşık %30, bazı aylıklarda %35. Tüfenin durumuna da bağlı bu. Yani tüfe eğer %40 gerçekleşirse, %40 gerçekleşirse %35'e yakın bir fark. %45 gerçekleşirse %30'lar civarında bir fark oluşuyor. Kabaca söylüyorum. Yani bu şu demek aslında. Siz 2024'te emekli olursanız 30 bin alıyorken 2025'te emekli olacağınız zaman 20 bin lira. O kadar fark ediyor. O kadar 10 fark, bin lira. O kadar fark. 10 bin lira %35. 50 bin liraysa 15 bin lira fark edecek bu. Eyvahlar olsun. 18 yani bin lira. Yani bu sene emekli oldunuz. Ya da böyle daha uzun vadeye mi yaymak gerekiyor? Şimdi onu? Şöyle. Bu sene emekli olanlar ve bundan önce emekli olanlar bunu aldı. Yani mesela siz 2020'de emekli oldunuz, 23'te oldunuz diyelim. Hı. Mesela siz bundan yararlandınız aslında. Çünkü bu artış sizin maaşınıza yansıdı. Peki. Yani aslında bugüne kadar emekli olanlar diyelim. Ve 2024'te emekli olacaklar dahil. Bu pastayı aldı. Ama gel gelelim 2025'te emekli olmak zorunda kalacaklar. Bekleyenler ve sonrasındakiler. Sadece 2025 değil. Öyle mi? Tabii siz 2030'da emekli oldunuz, 35'te emekli oldunuz. Hesaplama yöntemi olarak bu yıl bu şekilde dahil edilmeyeceği için siz de aslında hep diğerleriyle karşılaştırmalı düşük alacaksınız. Yani sistem şunu üretiyor. Bakın buna lütfen. Sistem şunu üretiyor. Sürekli intibak üretiyor. Sürekli uyumlaştırma gerekiyor. Ve böylelikle her kişinin maaşı aynı prim ödeme gün sayısı, aynı daha fazla ücretler hatta, daha fazla prim ve daha düşük maaş olarak karşınıza çıkabiliyor. Bu sefer ne diyoruz? Uyumlaştıralım. Hı. Ama şu anda da uyumsuzluk oluşturuyoruz zaten. İşte yamalı bohça oluyor ondan sonra baktığınız zaman. Vallahi, orasından bir şey, burasından yani, bir şey, karışık kuruşuk bir şey oluyor. Yani böyle bir şey olmaz. Ve çok adaletsizlik oluyor tabii bu noktada da. Yani çok adaletsizlik oluyor tabii. Çünkü daha geç, bir de şunu teşvik etmeyi düşünüyoruz. Daha geç emekli olalım ki İnsanlar daha çok maaş alsın uzadıkça emeklilik ve geç emekli olsun sistemini teşvik etmemiz lazım. Evet. Bu şeyde de var. Programlarda da var. Bu enflasyon yılı bu hep böyleydi. Mesela 2 sene önce de %15 fark etti. Ama insanlar uyudu. Ha. Yani şöyle. Ama bu sefer bilmedi. Çok fark ediyor. Bu sefer çünkü %30-35 fark etti. Tabii. %30-35 fark etti. Bazen geç emekli olmak faydalıydı. Hı hı. 2 sene önce yine önce emekli olmak faydalı olmuştu. %15 maaş farkı oluştu orada. Hı. Yani orada durumunu hesaplatanlar biraz daha kurtardı diyebilirim ama kabaca bu rakamlarım doğru benim. Kamuda tabii böyle bir şans. Şimdi kamu emeklilerinin şöyle bir şansı yok. Mesela kamuda emekli olanlar emekli oluyor tekrar çalışamıyor mesela. Çalışma şansı yok. Evet. Böyle bir karar veremez. Şu kararı vermeli. Ya emekli olmalıyım ya devam etmeliyim. Mesela özel sektörde olan biri şuna karar verebilir. Emekli olurum,
çalışmaya güzel cevap yine edelim. Çalışmaya ama kamuda böyle bir şey yok. İşçi emekli olduğunda. O zaman EYT'liler tarafında da baktığımızda hemen emekliliğine alanlar karlı çıktılar bu durumda. Öyle diyebilir miyiz? Evet, 2024'e kadar EYT'den emekli olan ama 2025'te de emekli olacaklar var. Hı hı. EYT'liler aynı zamanda bu avantajı da kullanmış oldu. Hı, ama bu 2025'e bırakanlar kullanamayacaklar. Kullanamayacak. 2025'ten sonra mesela 20 milyon kişi şu an potada. Yani şöyle diyelim, kaç çalışan var şu anda? 16 milyon SSK'lı var. 3,5-4 milyon kadar Bağkur'lu var. 20 milyon kişi bundan yararlanamayacak. Ama şu an emekliliği düşünmedikleri için pek kafalarında bu olmayabilir. Yakın dönemde emekli olanlar için bu bir risk. Yani biz hep insan olarak yani kısa vadedeki şeyleri düşünüyoruz. Hmm. Ama uzun vadede hepsi zarar edecek. Yani bunu değiştirmek çok basit ama değiştirmek elbette maliyetli. Yani çünkü siz 2025'teki kişiyi hesaplarken 2024'te kaybettiği refahı verirseniz ve sonrasında verirseniz. İsmail Bey, ne diyeceğimi bilemiyorum size. Yine bu hafta sonuna depresif, mutsuz ve adaletsizliğe isyan halinde giriyorum. Çok teşekkür ediyorum bütün bunları bana sağladığınız için. Gerçekten çok aydınlatıcıydı. Üzgünüm. Bizi dinleyenler çok şey öğrenmişlerdir. Farkındalığınızı geliştirin arkadaşlar. Hem sevgili Nedim Türkmen hem sevgili İsmail Sevinç bize aslında neler olduğunu, hesaplamaların, kitapların, maların hayatımıza nasıl dokunduğunu anlatıyorlar. Ve bunu her hafta Cuma günü yapıyorlar. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Efendim, ekonomik görünümün sonuna geldik. Biz teşekkür ederiz. Bir reklam arasına gidiyoruz. Sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.